Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. 23 Ağustos 2022'nin ilk videosu sabah 10.30'da sizlerle olacak olan bu videoyu geceden çekiyorum. Çünkü uyku yok. Uyuyamıyorum. Ulan normalde sinirden uyuyamazsın. Şöyle bir kadro çıkartıyor Fenerbahçe. Maçı anlamaya çalışıyorsun. Ulan şöyle mi 3-4-3 mü 4-1-3-2 mi oynayacak diye kafayı yoruyorsun. Ama Fenerbahçe adına Demirspor'u 4-2 mağlup ediyor. 3 haftada 13 gol atarak averajla liderliğe yükseliyor. Fenerbahçe'de golleri atan Bocu 20. dakikada Enner Valencia. 41'de yine Enner Valencia. 47'de Miha Zaitz. Rakipte ise 49'da 2. sarı karttan atılması gereken 52. dakikada kornerde 4 işareti yaptığında yine atılması gereken Yones Belhanda'nın offside sonrasında attığı e, koşuyla Salahi'nin hamlesiyle pe, penaltı yaptıran Onyekuru'nun e, penaltısını değerlendiren Belhanda 66'da Atilla Salahi'nin ve Lemos'un ikramını geri çevirmeyen Zuban'ın attığı golle skoru 2 oldu. Rakitski e, kırmızı kartla 82'de oyun dışı kaldı. 83'te Ezgi Canaloski skoru belirleyen golü attı. Laf kalsın ama arkadaşlar benim maç öncesinde ya 3-1 ya da 4-2 kazanacağız tahminim doğru çıktı. Çok şükür uzun zaman sonra da skoru bilmiş oldum. Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında 8 futbolcudan da yararlanamadı şimdilik. Nasıl şimdilik? Şimdilik 8 futbolcudan yararlanamadı. Kim bunlar? Joshua King. Oo hocam hakikaten daha Joshua King yoktu. Nazım Sangare. Pff, anı sayma. Serdar Aziz. Buruma, Buruma kim? Ha, bu şey Buruma kanat oyuncusu. Bunlar oynayamadılar. Artın, Arda Güler yoktu. Ardacığım annene acil şifalar diyoruz. İnşallah Rabbim hayırlısıyla ameliyattan çıkmayı nasip eder. Ee, çok çok geçmiş olsun. Dualarınızı eksik etmeyin Arda ya. Çünkü Perşembe günü inşallah annesi de e, ameliyattan güzel sonuçta çıkan Arda Güler'i Perşembe günü bol bol izleyeceksiniz. Dualarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda Jesus'un kadroda düşünmediği bazı isimler yer almadı. Mesela Dimitris Pelkas artık daha niye açıklanmıyor bilmiyorum. Mergin Berisha, Novak transfer görüşmeleri yapıyorlardı. Belki de bunlar yoktu. Daha da belki isimler eksikti yani. Ben sayamadım tamam mı? İsmail Yüksek galibiyet almamız gerekiyor diyor. Maç sonu açıklamalarına da değinmiş olalım. İsmail'cim diyor ki gerçekten çok güçlü bir rakip Adana Demirspor buraya iyi geldiler. Onları da tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiler. Ama galibiyet almamız gerekiyordu. Taraftarımızın gerçekten inanılmaz desteği vardı. Bol gollü bir maç oldu. İyi mücadele ettik. Oldu. Kazanmayı bildik. Tebrik ediyorum. Herkesi diyor. Aloski Senö Poşki diyor ki Aloski bugün rakibimizin bazı oyuncuları saha içinde taraftarımızı provoke edici davranışlarda bulundular. Bana göre hoş bir durum değil. Profesyonel bir durum değil. Futbolun ruhuna aykırı ama netice itibariyle kazandık. Çok mutluyuz diyor. <laughs> Haklı. İlk maçımdı. Taraftarlarda harikalardı. Gol atmak da benim için müthiş bir histi. Tarifi gerçekten zor. Galibiyetten ve burada olmaktan çok mutluyum. Buraya geçen sene gelecektim. Ama olmadı. Bir şeye inanırsanız bu gerçekleşir. Bu sene buradayım. Burada olmaktan çok mutluyum diyor. Geçtiğimiz sezon hem Bielsa hem Alioski birlikte gelecek dedim. Hatta Kol Nenat şey Marcelo Bielsa onay verdi demiştim hatırlıyor musunuz? Sonra Vitor Pereira'nın yani yeni hocamızın onayıyla alındı demişti Ali Koç'ta doğrulamıştım. Ama yemediğim küfür kalmamıştı. Hakkım zehir zıkkım haram olsun. O küfür eden arkadaşlara, onların Galeriana gelenlere zehir zıkkım haram olsun. Allah'tan korkuyorsanız utanın. Korkmayın, sana sıkıntı değil. Alın abi. Hem Bielsa, hem Alioski, ki o dönem hiç medyada yoktu. Sonra benden sonra, bir hafta sonra falan Yavuz Bey verdi. Herhalde ben Mayıs ayı gibi falan söyledim. Yavuz Bey, ta Haziran'da söylemiştim. Arkadaşlar, duyum doğru çıkmaya da bilir. Burada önemli olan bu değil. Küfürler, hakaretler, şantajlar, tehditler. Yani alın görün abi. Görün. Ben nelerle uğraşıyorum ya. Millete üyelik hediye ediyoruz arkadaşlar. Parayı, bir, paranın bir kısmını ben veriyorum. Üyelikten ne para, neler yapıyorsun? Çok merak ediyorsanız açın oynatma listelerini. Mesela üyeler özel projeyi açın. Birkaç günlüğüne herkese açık yapayım videoları. İzleyin bakın bakalım paralarla ne yapıyormuşuz. O kadar şerefliyseniz açın. O bana saldırttığınız grubunuza, üyelerinize, abonelerinize de, de deyin ki adam bunu yapıyormuş deyin. Siz şerefliyseniz buyurun paylaşın. Bakın bakalım neler yapılıyormuş. Mihaz Ays değerlendirmiş. Galibiyeti hak ettik diyor. Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu ama bu 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ben de öyle. Bunun neticesinde şu an lider durumdayız diyor. Oyun anlamında zor bir maçtı ama kalitemizi gösterdik. Sonuç olarak galip geldiğimiz için mutluyuz. Maç maç daha iyiye gidiyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Yeni oyuncular var ve bunların adaptasyon süreci oluyor. Ama bana göre iyi bir maç çıkarttık diyor. Ee, şimdi burada bazı değerlendirmeler var ama Jorge Jesus'un görüşlerini öne alayım. Teknik direktörümüz Jorge Jesus acayip açıklamalarda bulunmuş. Onları da değerlendirelim. Onları konuşalım. Aslında Jesus'un açıklamaları ve sadece Jesus için bu videoyu çekmiş olsam İzlersiniz çünkü çok fazla değinmem gereken nokta var. Yayıncı kuruluşa değerlendiriyor diyor ki bu iki ayda oynadığımız en iyi maçtı diyor kısaca. Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı. Maçtan önce de belirttiğim gibi rakibimiz taktiksel anlamda çok iyi bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları vardı. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı. Bu iki ayda oynadığımız en iyi maç olduğunu düşünüyorum. Her hafta iyi sinyaller vermeye devam ediyorduk ama bugün çok güzel ve güçlü bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Hakem yönetim hakkında da konuşmak lazım. Verdiği her karar kırmızı kart, iki penaltı çok doğruydu. Hem bak penaltı da doğruydu. Salahin'in yaptığı hareket zaten penaltı. Fenerbahçe taraftarı olarak biz Allah'a şükür ki adil konuşmaya çalışıyoruz. Maçın esna, maçın bitiminde sıcağı sıcağına da ben aynı şeyi söyledim. Ama hala kafamda bir tereddüttür. O top atıldığında, on yukarıya, o pas atıldığında offside olması lazım. Gösterilebilecek en dandik açıyla gösterildi. Ve çizginin tuhaflığı insanlarda soru işareti oluşturdu. Ama hakem için diyor ki hem disiplin hem taktik anlamda çok iyi hakem performansı izlediğimizi söyleyebilirim diyor. Bence var hakeminden bahsediyor. İlk penaltıyı orta hakem vermedi. Var gösterdi. Var gösterdi. Maçın orta hakemi penaltı verdirtti. Ferdi'nin pozisyonda yan hakem dedi ki offside dedi. O pozisyona penaltı verilirse millet ecdadına söven hakemlerin normal bir maçta omuz omuza pozisyon diye. Onyekur'un pozisyonda penaltı verdi. Sarı kart verdi. Tamam. Valencia'nın pozisyonda niye sarı kart verilmedi hakem? Merak ediyorum ya ceza sahası içi çaprazdan. Aynı Belhanda'nın Onyekuru'nun tribünleri tahrikine sadece sarı mı verilmeliydi? Sarısı olan Belhanda'nın iki kez tahrikine ikinci sarı verilmemeli miydi? Onyekuru'nun sarısı varken hala Jesus'a bile dört yapması, o dördüncü hakem, yan hakem neyi izliyor orada? Hani formanın içinden bir şey çıkartmıyor hareketleri falan. PFDK bu edepsizlere görüntüden ceza verecek mi? Neyse biz devam edelim Jesus'a. 3 maçta 14 golümüz var takımımız gelişmeye devam ediyor diyor. 10 dakika içinde kalelerinde gördükleri 2 gol için diyor ki futbol böyle bir oyun. Bazen bazı şeylerin açıklaması cevabı olmaz. Evet ettiğiniz gibi rakip kısa süre içerisinde 2 gol attı ama biz genelde 4 gol attık. Rakip takım iyi organize olduğu anlarda 2 gol buldu. O anlarda bireysel olarak iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Şimdi bu cümle çok düşünülüp kurulması gereken cümle. Niye? çıkıp diyebilirdi ya yani bizim oyuncularımızın bireysel hatasına iki tane gol yedik dese oyuncuyu yem edecek. Medya ve birçok Fenerbahçe düşmanı zaten tetikte bekliyor. Oyuncuyu yem edecek. Ancak yem etmiyor oyuncuyu. Bakın kelimeleri çok dikkatli seçiyor bak farkındaysanız. Yani farkındaysanız Şimdi e, yine devam ediyorum. Maçın geneline baktığınızda özellikle Lemos'un performansına değinmek lazım diyor. Kendisi çok iyi bir performans sergiledi. Bütün takım çok iyi bir performans sergiledi. Bu arada arkadaşlar Lemos'u çöplüyor Fenerbahçe tarafları ama ya tek hatası Salahin'in yumurtladığı topta topu kornere atmamak. Onu da atsa kusursuz yakın maç oynadı sayılacak. Yani siz zannediyorsunuz ki Onyekuru bir kere geldi, iki kere geldi. Hayır hepsinde mücadele etmeye çalıştı, hepsinde durdurmaya çalıştı. Yani şimdi yine devamı şöyle kendisi çok iyi bir performansya geldi, bütün takım çok iyi bir performansya geldi. 3 maçta 14 golümüz var. Önemli olan bu takımımız gelişmeye devam ediyor, kazandık ve birinci olduk. Ama ligin çok başındayız. Bir şey kazanmadık. Tabii ki ligin en üstünde olmak güzel. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Takımımın değerini biliyorum. Takımıma güvenemem, Her zaman aynı diyor. Transfer sorusu. Futbolda transfer perdesi kapanana kadar her şey olabilir. Bu Türkiye'de de, Portekiz'de de, Çin'de de aynı. Yaz, Portekiz ve Çin'den futbolcu geliyor. Önemli olan kulüp için iyi şartların oluşması. Bakın kulübün durumundan da şey, ee, kulübün durumundan da haberdar ve kulübün durumunu da dikkate alan bir açıklama. Yine çok zekice. Ee, ne diyor? 7 Eylül'de transfer dönemi kapanıyor ve bu döneme kadar gelen oyuncularda, giden oyuncularda olabilir. Bunlar oyunun bir parçası. Sanırım 8 Eylül saat 2'de kapanıyor diye biliyorum ama ee, Neyse. Yine devam edelim arkadaşlar. Bu arada çok fazla şey paylaşılıyor. Ee, yani Fenerbahçe benim Benfica'yı çalıştırdığım dönemde UEFA kupasında yarı final oynuyordu. Şimdi ise dördüncü torbadan katılıyoruz gruplara. Fenerbahçe Avrupa'da yeniden yükseklerde yer almalı. Fenerbahçe Avrupa'da başarılı bir kulüp yapmak istiyorum gibisinden bir açıklama söylemişler ama yayıncı kuruluşlar kullandığı şey değil. Herhalde Fenerbahçe TV'ye falan e, verdiği demektir. Perşembe günü maçımız var biliyorsunuz. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben size bir şey söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğim? Sosyal medyada ben bir açıklamada bulundum. Ama öncesinde Jesus'u değerlendirelim. 1. Maç 3-0. O sayı oynatılmıyor. Ama ağrıları var, ama sızıları var. Ama taktiksel olarak oynatılmadı. 2. rakibinin etkili silahı Akintola ve e, ee, Osayi olabilir ve Osayi sen bu ikisine karşı tehdit çok fazla görmüyorsun herhalde. Yani bire Birebir eşleştirme falan yapmıyorsun. Belki de diyorsun ki burada oyunun kurallarını ben uygularım. Bu da güzel. Yani olabilir. Peki skor 3-0 olmuş. 47'de Zayt satmış. O sayıyı oyuna alsan. Lincoln'un oyundan düştüğünü hepimiz gördük. Bir de Manyak. Çılgın. Deli manyak. Rakipte de Akintola var. Sen Lincoln'lu 10 numara pozisyonundaki forvet arkası pozisyonundaki elemanı sol bek oynatıyorsun. Bu arada arkadaşlar dikkatten kaçmasın. 460 dakika oynadı Lincoln. Ve 2 gol 4 asist. Yani 8 maç oynadı gösteriyor ama matematiksel olarak hani 6 maç 6 kere 9 desen 54 5 kere e, 90 desen 450 dakika. Yaklaşık 5 maç oynayıp 2 gol 4 asisti var Lincoln'ün. Değerlendirmek için bence yeterli bir süre. Gayet de özverili oynuyor. Gayet de güzel oynuyor. Sinsi sinsi. Alttan alttan geliyor. Daha duran topta da Salahi aslında bir asist yaptı ama Salahi değerlendiremedi. Güzel bir şekilde devam ediyor. Formayı bir şekilde kapıyor. Bakın takımın içerisinde yer alıyor. Onu da belirteyim. Ben Lincoln transferinin verilen paraya değdiğini düşünüyorum şimdilik. Gördüğüm kadarıyla da piyasa değerinde de baya baya arttırır. Yazın bizim başımızı çok ağrıtır transfer teklifleriyle. Şimdi dediğim gibi Lincoln'u sol stoper oynat, sol, be, sol oynatıyor. Sol stoperin de yanında sol bek oynatıyor. Git gel git gel. Müthiş bir performans sergiledi. Ama ben çok basit bir soru soruyorum. Çok basit. 47'de 3-0 öne geçtikten sonra. Kalk Lincoln ısın şey o sayı ısın deyip 55 gibi o sayıyı oyun alsaydı. Ferdi'yi sola atsaydı. Lincoln'u çıkartsaydı. Bak yine üçlü savunma. Sağda o sayı, solda Ferdi olsaydı. Akintola'nın yerine oyuna giren Yusuf Sarı'yı da Lincoln kovalayamayacaktı çünkü oyundan düşmüştü. Ben size bir şey söyleyeyim. Maç 3-0'dan 6-0'a, 7-0'a, belki 8-0'a gidebilirdi. Bence oradaki oyuncu değişiklik hamlesini bir daha gözden geçirmesi lazım. Bir sonraki maçlara. Lincoln 88'de çıktı ta o sahaya girdi. Yani ben diyorum ki 88'den daha erken olsaydı bu skor daha güzel yerlere gidebilirdi. Bu bir. İkincisi ikincisi 53'te Salahi zaten sarı kartı gördü. O pozisyonda da emin olun Atilla salaiye iş düşmezdi. Ya öncesi olsaydı olurdu ya da o sahayı bir şekilde o penaltıyı zaten kalemizde göstertmezdi. 61'de Rossi girdi. Serdar Dursun çıktı. Mantıklı bir hamle. Hızlı bir oyuncu. Arada çıktı. İsmail girdi. Mert Hakan girdi. Zayis çıktı. Mesela yine elini rahatlatırdı. Bu değişiklikler. Bunu da söylemiş oldum. Aynı zamanda Fenerbahçe açısından da şunu söyleyeyim. Ee, yani Fenerbahçe açısından şunu söyleyeyim. Oyunsal anlamda birçok eksik vardı. Salahi-Lemos uyumu 3-0'a kadar iyiydi. Ancak 3-0'dan sonra e, rehavet mi oldu? Saçma, biz saçmaladık onu söyleyeyim. Maçın puanlamasını yap derseniz kesinlikle Altay'a 10 veririm. 7-2 gole rağmen 10 veririm. Ferdi Kadıoğlu'na 10 veririm. Lemos'a 9 veririm. Hocam golde hatası var olsun. Atilla Salahi'ye 6-7 anca veririm ama birçok pozisyonda iyiydi fakat çok saçmaladığı pozisyon oldu. Luan Perez'e katışıksız 10 veririm. Onu da söyleyeyim. Hani katışıksız 10 veririm Luan Perez'e. Onu belirtmiş olayım. Lincoln'a de 10 veririm. Çünkü 10 numara oynayıp da o pozisyonda onu yapmak yani akıl işi değil. O performans sergilemek. Zayt kesinlikle attığı golün yanı sıra çift tarafta çok iyi oynadı. Zaten Arao ile Zayt çıkınca biraz orta sahada sıkıntı yaşadık. İkisine de 10 veririm. Emre Mor kat iyen 10. 9 diyen arkadaşlar futbolu konuşmasın. Serdar Dursun evet mücadelesi vardı, şeyi vardı, şu vardı, bu vardı ama Serdar Dursun'un savunmayı alıp götürmesi, savunma dengesini bozması, e, dizilişteki, planlamadaki mantıklı hamleleriyle Valencia'ya iki gol birden atmış oldu. Serdar Dursun yardımcı forvet rolünü bence becerdi, altından kalktı, üstesinden geldi. Ama onun üzerinden yine de 8 veriyorum. Ki Serdar Dursun'a da teklif geldi, kabul edilmedi duyumları vardı hatırlayın. Ee, bunu da söyledik. Valencia kesinlikle 10. Oyuna sonradan giren isimler Alioski attığı gol ama süre çok kısa. Şimdi 10 verirsek günah olur. Ama fişi çeken isimde çok güzel bir golü vardı. Onun üzerinden 9 veren de haksızlık olmasın. Mert Hakan'dan bir şey anlamadım. Puan yok. Rossi birkaç pozisyon topu öldürdü. Akibin kırmızı yemesini saldı. İşte Rossi'nin özellik bu. Pırpır pır kanat içeri girerken düşüttürecek kendini. Freaky kaldıracak. Ne bileyim kart aldıracak. Rakip savunmaya tehdit oluşturacak. Atmasa da attıracak. Buydu. Sonuç olarak da işe yaradı. O sayın Samuel bir şey anlamadım. İsmail Yüksek 10 üzerinden 6. Hani çok fazla şeyi yoktu ama elinden geleni yapmış oldu. Arkadaşlar maçın pozisyonlarına bakalım. Valencia penaltıdan attı o pozisyon öncesinde Emre Mor'un bence asist vari 6-7 çalım hareket arka arkaya süperdi. Valencia ikinci golü attı. Serdar Dursun'un asisti olarak kayda geçti. Zayt'sın golünde Lincoln'un asisti olarak kayda geçti. Belanda'nın penaltısı var. Zuba'nın golünde asist Onyekuru ama bence asist Salah'ı yazılması lazım. Son golde de Ali rakipten sektiği için asist sayılmadı yoksa Rossi'nin asiste sayılacaktı. Fenerbahçe nihayetinde 4-2 kazandı. Hocam sosyal medyada bir şeyler diyordun. Arkadaşlar sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Ve bu paylaşımı sizlere de soruyorum. Beni dikkatlice dinleyin. Şöyle bir olay gerçekleşirse. Buruma Fenerbahçe'den ayrılırsa. Gustavo Henryk'e ayrılırsa ya da lisansı dondurulursa yani 14 yabancı kuralına dahil edilmezse ya da gönderilirse. Ek olarak Fenerbahçe'ye forvet ve sağ stoper alınırsa bizim kanalımıza bu kanala yani Kadıköy Sokak kanalımıza abone olacağınıza söz verir misiniz dedim. Yani retweetler misiniz dedim. Kaç olacak sayı bilelim diye. Birçok kişi sözünü tutmayacak. Diyeceksiniz ki ya hocam öyle bir şeyin ihtimali yok. Arkadaşlar bu ilgili sordum, soruşturdum. Hiçbir sakatlık verisine ulaşamadım. Hiçbir sakatlık verisine ulaşamadım. Yok, ortada sakatlık verisi yok. Bir Arabistan mı diyeyim, Brezilya kulübü mü diyeyim, bir kulüple de görüşmesini çıtlattılar. Bilmiyorum ne derece doğru. Yani çıtlattılar ne derece doğru bilmiyorum. Ben bunu söyleyeyim size. Her türlü şeye hazırlıklı olun. Ha, i̇lla benim duyumu tutacak diye bir şey yok. Tutar tutmaz. E, ben ona bir şey söyleyemem. Ama böyle bir gelişme var. Bu bir. İkincisi Gustavo Henrique. Size çok net bir soru sorayım. İki maçtır Gustavo Henrique bildiğiniz kadronun dışında bırakıldı. Stoper yoruluyor. Stoperin sağ Sarı kart oluyor. Ona rağmen oyunda düşünülmüyor. İdman performansları yeterli bulunmuyor. Ben şunu söyleyeyim. Öyle e, Jorge Jesus futbolcuyu kolay kolay silecek bir adam değil. Ancak o kadar boş vermiş bir havası var ki. Gustavo Henrique'nin nasıl olsa bunlar beni alacak edecek gibisinden. Ben şunu söyleyeyim. E, Recep Tayyip Erdoğan mı diyordu? Öbür muhalefet partilerinin Türkiye'nin bir BKO sorunu var diye. Yok Fenerbahçe'nin bir BKO sorunu var diye katılıyorum. Fenerbahçe'nin bir BKO sorunu var. Ne şekilde anlarsanız anlayın ama Türkiye'nin bir BKO sorunu var. Katılıyorum. Ee, aynı zamanda... Penetra sorunu da olabilir Türkiye'nin Penetra füzeleri var biliyorsunuz Amerika ile krize sebep olan ee, Rusya ile miydi? Penetra krizi var aynı zamanda e, hani artık birilerinin çok çalışması maksimumunu vermesi lazım hani maksimumunu vermeyip de bunu Gomez'den gel yani şey bunu Görmez'den gel diyorlarsa onlara da aşk olsun diyorum. Arkadaşlar bugün içerisinde kap açıklaması bekliyorum. Bakın kap açıklamasını transfer geldi gitti olarak değil. İşte görüşmelerin bundan sonraki ayağı İstanbul'da devam edecektir şeklinde bekliyorum. Bilginiz olsun. Bana diyeceksiniz ki ya hocam bak adamlar getirdi oynattı futbolcuyu bak gördün. Yani e, Zuba'yı getirdi oynattı ilk maçında golünü attı falan filan tamamen şans eseri. Yoksa Zuba çok fazla saçmaladı. Çok çok fazla saçmaladı. Siz de gördünüz. Bu arada maç önü canlı yayınında Alevski'yi en öne koyma hissi de olmuştu. Kapak resmine bakın. Ferdi'yi, Lincoln, Perez'i, Osayi'yi koydum. Osayi'nin yerine lan Valencia'yı koysam mı dedim. Sonra dedim ki lan her maçta Valencia gol atacak diye bir şey yok. Ya koyayım koymayayım Valencia'yı koymadık. Osayi'yi koyduk. En öne Alevski'yi koydum. Kalp işareti yapıyor golden sonra. Değil mi yani o işaret? Arkadaşlar gol sevincinde de aynı işareti yapmış ya. Yani bazı şeyler tevafuk. Ben tesadüfe inanmam. Tesadüfe sadece ateistlerin alsın. Tevafuk olmuş. Çok da mutlu oldum arkadaşlar. Bunun dışında bir abimiz yazmış işte Zayis çok underrated bir oyuncu olduğu için muhtemelen attığı golde sıradan gelmiştir. Böyle tek vuruş yok üst direkten gol oluşu falan inanılmaz yurt dışında sezonun golleri listesine girer diye. Utanmasanız Ali Özkü'nün golü de tam çatala girdi. Haşırttı Blackbird diyeceksiniz. Cık. Yapmayın etmeyin böyle şeyleri. Böyle şeyleri yapmayın etmeyin olmaz. Beğen, beğendiremezsiniz. Sevdiremezsiniz. Yapmayın etmeyin. Neyse. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olun. Abone. Bu kanala abone olun. Perşembe günü maç sonucu. Bak maç saat 20'de başlayacak. 22 gibi canlı yayına gireceğiz o canlı yayında bak abone olursanız şimdiden videolar izlerseniz beğeni sayınızı çoğaltırsanız izleme sürenizi çoğaltırsanız perşembe günü canlı yayında maç sonrasında canlı yayında verilecek olan e, üyelik hediyelerinden faydalanabilirsiniz. Dün canlı yayında 40-50 kişiye üyelik verildi herhalde üye sayısı birdenbire bayağı arttı bu bir ikincisi ben abone olurum çıkarım diyor bazı gerizekalı arkadaşlar bu gerizekalı arkadaşlara da bir önerim var. Abone olup çıktığınız için sizinle aynı sayıda izlenme bile alsa bir kişi sizden daha önce abonelik aldığı için üyelik o arkadaşa gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra bana ağlayıp zırlıyorsunuz. Ben de aboneyim ama niye gelmedi diye. İşte küstüm diyor yayından çıktım falan filan. Siz şey bilirsiniz arkadaşlar. Ve yine totemimizi sürdürüyoruz. İnşallah perşembe günü maç başlayana kadar 20 şura 25.800'ü geçerse İnşallah o maçı da kazanacağız. Hep birlikte beklemeye koyulalım. İyi ki bu kanaldasınız. İyi ki destekliyorsunuz. İyi ki videoları beğeniyorsunuz. Abonesiniz. Arkadaşlar sadece transfer döneminde değil. Her daim bir aradayız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.